Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hani malum konuya gireyim mi girmeyeyim mi bilmiyorum ama çok derin bir acınız var. O yüzden çok fazla da eşelemek istemiyorum ama ben direkt şöyle soracağım. Var mı söylemek istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir konu kızınız hakkında? Çok özetle şunu söyleyebilirim. Aslında bu bizim şahsi meselemiz olmaktan çıktı. Zaten benim gayem de bu durumdan mağdur olan binlerce ailenin sesi olabilmek ve ihtiyacımız olan mesajı verebilmekti. Devletimizin bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Maddi çocuklarımızın erişme yaşı çok çok aşağılara indi ilkokul çağlarına ve her yerde artık peynir ekmek gibi maalesef sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir kontrolsüzlük söz konusu ve tedavi sürecinde de bağımlılık farklı bir alan, farklı bir beyin hastalığı, rehabilitasyon merkezlerine çok ihtiyaç var. Psikiyatri kliniklerinden ziyade devletin inşallah Türkiye genelinde çok sayıda bu tür merkezleri açması çok önemli. Bunun mesajını vermeye çalışıyorum dilim döndüğünce her yerde. Ortaokul önlerine kadar artık düşmüş efendim. İlkokula düşmüş. 9-10'muş. İnanılmaz. Çok korkutucu. İnanılmaz. Ya, maddeye nasıl bulaştı çocuğunuz? Bulaşmaması imkansız gibi artık. Yani çocukları mayınlı bir tarlaya salmışsınız. Aileler nereye kadar koruyabilir? Herkesin ocağına ateş düştükten sonra çok geç kalmış olunur. Geleceğimizin teminatı gençlerimize adeta değil, tam anlamıyla bir terör saldırısıdır bu. Silahla, topla, tüfekle yapmıyorlar artık bu saldırıları. Bir de şöyle bir durum var. Hipokrat yemini etmiş canilerin, yani 12 tane çocuğumuzu vahşice katlettiği aslında bir dönem. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bu sistemin aslında her yere sızmış olduğunu gösteriyor. Düşünsenize, yeni doğan yavrularımıza da bunu hain eller yapıyor. Sokaktaki gençlerimize, daha çocuk yaştaki yavrularımıza da yine aynı zihniyetler yapıyor. Önce zihniyeti değiştirmek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bir kere çok büyük bir denetim olması gerekiyor. Çocuklarımız böyle tehlikelerle yüz yüze gelirken, ülke yangın yeriyken memlekette bir anda gündem değişti bugün. Bilmiyorum fark edebildiniz mi? Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın öpüşmesine dönüverdik birdenbire. Yani bu sosyal medyadaki cadı kazanını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir anda gündem değiştiren. Gerçekten tiksiniyorum artık. Yani bir her yerde kontrolsüzlük, boş vermişlik. Gençlerimiz çok kötü etkileniyorlar. Bunların sebepleri sadece bir tane değil. Denetimsizlik en büyük problemimiz. TikTok denen bir rezalet var biliyorsunuz. Yani para için orada insanlar 3 kuruşa takla atıp soytarılık yapıyorlar. 70 yaşında teyzeler, 60 yaşında amcalar. Ya bunların bir yaptırımı olması lazım. En azından bir denetimi olması lazım. Efendim, adalet terazinizde, daha doğrusu adalet terazisinde adalet mekanizmaları zaten hani cezaları var mıdır yok mudur bakacak ama sizin vicdan terazinizde durumları nedir bu gibi fenomenlerin? Yani hiç faydaları olmadığı gibi çok büyük zararları olduğunu görüyoruz işte gençliğin geldiği noktalara bakınca. Kolay yoldan köşeyi dönmek, tabiri caizse çalışmadan, üretmeden, seviyesizce. Yani onları kastetmiyorum. Pek çok örnekler var. Nasıl olsa cezalar yetersiz. İşte 3 ay yatarım, 3 yıl yatarım en fazla. Kurtarırım. Bakış açısı, mantalitesi artık yerleşti. Bilmiyorum. Hiçbir alanda hiçbir suç hak ettiği cezayı almıyor bu ülkede. Orada şey sorayım, çocuğunuzda bir tedavi süreci başladı mı şu anda? Başladı evet. Yani ne aşamadayız şu anda? Daha çok yeni. Daha yarın bir hafta olacak. Ama benim mutlu olduğum, bunu yapınca en azından bana dönüş şu şekilde oldu. Bireysel çalışmalar yapan dernekler var. Evet. Daha önce erkeklere yönelik de bu çalışmalar. Duyduk ki kız çocuklarımız için de, hanımefendiler için de böyle rehabilitasyon merkezleri açmışlar. Ama devlet desteği olmaksızın onlara sonsuz teşekkürler devlet ediyorum. Devlet destek vermiyor muymuş? Hayır. Devletimizin bunu yapması gerekiyor bir de. Bırakın desteği, zaten destek vermesi gerekiyor. Ama işte onu anlatmaya çalışıyorum. Bu gençleri topluma kazandırmak önemli. Sokaklarda işte cinayet işliyorlar. 26 tane suç dosyası var o çocuğun. Polisimizi şehit eder. Yani suçlamak kolay. O hale gelene kadar aile bile kendi annesi defalarca şikayet etmiş.
İlle cinayet mi işlesin? Birinin hayatı mı son bulsun? Daha güzel yarınlarda daha güzel şeyler konuşuruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.